AK Partili milletvekili, evet yargılansınlar, Yüce Divan'da yargılansınlar dedi. Ancak çoğunluk sağlanamadığı için de Yüce Divan'a gitmedi. Bu dört eski bakan. Bu konuyu konuşacağız. Ankara'dan Profesör Doktor Sayın Aytuğ Atıcı, CHP Mersin milletvekili. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Serdar Bey. Tabii önergenin kabul edilmemesinden ziyade daha çok fireler konuşuluyor. İsterseniz onunla başlayalım. AK Parti'deki bu fireler aslında MHP milletvekillerinden bazıları, hatta sizden de söyleyen oldu, çok ciddidir dendi. Ben onu soracağım. Yani firelerin bu kadar çok olması önemli mi? Yoksa bu önergenin kabul edilmemesinin üstünü mü örttü bu biraz? Şimdi Serdar Bey, aslında bu fireler konuşularak biraz da işin özünden uzaklaşılıyor. Evet. Bize göre işin özü 17 ve 25 Aralık'ta yolsuzluk ve rüşvet olayları oldu mu olmadı mı? Ve bu bakanlar 17-25 Aralık'ta bu rüşvet ve yolsuzluk olayına bulaştı mı bulaşmadı mı? Bence bizim asli olarak konuşmamız gereken şey budur. Kısaca buna değinelim. Ondan sonra da arzu ederseniz bu fire konusunda konuşuruz. Tabii, buyurun. Bakın, önerge deniliyor. Efendim, önergenin kabul edilmesi işte Yüce Divan'a gitme anlamına gelir deniyor. Pek çok şey konuşuluyor ve halkın kafası karışık. Çok basit bir hesapla ben kimin ne durumda olduğunu bizi izleyenlere anlatmaya çalışacağım. Yüce Meclis'te 550 milletvekili görev yapıyor. Bu 550 milletvekilinin yarıdan bir fazlası 276. Yani salt çoğunluğu biz 276 olarak algılıyoruz. Bir bakanın Yüce Divan'a gidip gitmemesi için de 276 oyu bulmak gerekiyor. Şimdi tek tek bakalım. Zafer Çağlayan oylamasına 517 kişi katılmış. Yani 550 kişilik bir mecliste 517 kişi oylamaya katılıyor. Bir kısmı oylamaya gelmemiş bile. 517 ile 513 arasında değişiyor oylamalar. Yani milletvekillerimizin yaklaşık olarak işte 32-33 tanesi meclise bile gelmiyor. Evet. Yani bir oy kullanmayı reddediyor. Sayın Zafer Çağlayan 264 milletvekilinin güvenini kazanmış. Bu ne demektir? Milletvekillerinin yarıdan çoğu Zafer Çağlayan'ın Yüce Divan'a gitmesi gerektiğine karar vermiş. Muammer Güler 258 milletvekilinin desteğini almış. Yani milletvekillerinin çok daha, yarıdan daha da fazlası Muammer Güler'in Yüce Divan'a gitmesi yönünde irade ortaya koymuş. Egemen Bağış'ın durumu daha kötü. Sadece 255 kişiyi arkasına alabilmiş Egemen Bağış. 255 kişi demiş ki Egemen Bağış Yüce Divan'a gitmesin. Geriye kalan yarıdan çok daha fazla milletvekili evet Yüce Divan'a gitmelidir demiş. Bir tek Yüce Divan'a gitmeme konusunda 276'yı geçen bakan Erdoğan Bayraktar. Bu 288 milletvekilinin oyuyla Yüce Divan'a gitmesin diye bir karar çıkmış. Şimdi halkımızın bilmesi gereken şey şu. Kendi seçtikleri ve kendilerine vekalet etmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdikleri milletvekillerinin önemli bir çoğunluğu bu üç bakanın Yüce Divan'da yargılanması için bir irade göstermiş. Nasıl irade göstermiş? Ya kabul oyu vermiş, ya çekimser oy vermiş, ya geçersiz oy vermiş, ya boş oy vermiş veyahut da hiç meclise gelmemiş. Yani bu bakanların arkasında durmamışlar. Buradan herkesin anlaması gereken şey budur. Keşke iş bu duruma gelmeseydi. Keşke bu bakanlar çıkıp yiğitçe, delikanlıca, kardeşim beni ne olur Yüce Divan'a gönderin, ben yargılanayım. Her gün bu kabusla uyanmaktansa, her gün sabah kapım çalınacak mı diye uyanmaktansa bir kere beni Yüce Divan'a gönderin, ben suçsuzum, suçsuzluğumu orada ispatlayacağım diyebilse idi. Ama durumun böyle olmadığını hepimiz gördük. Çünkü bu bakanlardan, bu eski bakanlardan bir tanesi çıktı dedi ki bizi Yüce Divan'a gönderirseniz peşimizden Bilal de gelir. Şimdi Bilal'in gelmesi demek bu işin ucunun bir numaraya kadar, Cumhurbaşkanı'na kadar gitmesi demektir. O nedenle oylamalar ertelendi, genel kurullar ertelendi ve en nihayetinde ortalık
temizlendikten sonra, emin olunduktan sonra düğmeye basıldı. Şimdi sizin sorunuza hemen gelelim. Onun bu fileler acaba ne Atıcı, kadar önemli? Sayın Atıcı, çok özür dilerim. Onun öncesinde arada kaynamasın, evet. Şunu sorayım. Grup Başkan Vekiliniz Sayın Hamza Çebi de belirtti o konuyu. Yani sizin ben ilk anlattıklarınızdan salt çoğunluk konusuyla ilgili bir usulsüzlük yapıldığını anlıyorum. Sayın Hamza Çebi de salt çoğunluktan 4 oy yanlış hatırlamıyorsam eksik demişti. Yani onu mu kastediyorsunuz? Aynen onu kastediyorum. Hatta bazı bakanlar için 4'ten de daha fazla. Şimdi bizim madem sordunuz teknik bilgi de vereyim. Buraya kadar ki evet. Aslında işin ruhuydu. Madem istediniz teknik bilgiyi de hemen vereyim. Bu oylamalar aslında bizim verdiğimiz önergelerin oylamasıdır. Yani biz bu bakanlarla ilgili rapor hazırlanmıştı ya komisyonda. Bu raporla ilgili önergeler verdik. Şimdi bu önergeyi reddettikleri zaman sanki bakanlar Yüce Divan'a gitmesin anlamı taşıyormuş gibi bir hava yarattılar. Hayır, biz önergeleri oyladık. Önergeler oylanınca önergeler kabul edilir veya reddedilir. Evet. Önergeler kabul edilir, reddedilir ama biz orada raporu yani komisyonun raporunu oylamadık. Komisyon raporu neydi? AKP'li milletvekillerin oylarıyla komisyon bu bakanların dördünün de Yüce Divan'a gitmesine gerek olmadığını söylemişti. Biz bu raporu, bu komisyon raporunu oylamadık. Biz sadece ve de sadece bu komisyon raporu hakkında muhalefet partilerinin vermiş oldukları önergeleri oyladık. O nedenle kabul edilen veya reddedilen önergelerdir. Elbette bu önergelerden kabulünden veya reddinden Yüce Divan yolu çıkabilir. Böyle bir sonuca ulaşılabilir. Ama doğrudan doğruya bir oylama yapılmadı. Yani Egemen Bağış üzerinden örnek verecek olursam 517 kişi oylamaya katılıyor. 255 kişi bizim verdiğimiz önergeye hayır diyor. Peki bizim verdiğimiz önergeye hayır demek bu insanın Yüce Divan'a gitmemesi anlamını doğurur mu? Hayır. Evet. Çünkü 255'ten çok daha fazlası ya çekimser ya boş ya gelmeyerek veyahut da 245 kişisi bakın arada kabul red oy arasında sadece 10 kişi var. Ve bu 10 kişi sadece kabul red arasında çekimser veren 7 kişi var. Geçersiz veren, bilerek geçersiz veren koskoca milletvekili bir tane pulu zarfın içerisine koymayı beceremez mi? Becerir. Bu nedenle bilerek geçersiz oy kullanan ve bilerek boş oy kullanan insanlar var. Nedir yorumu? 255 kişi diyor ki Egemen Bağış gitmesin. 245 kişi diyor ki gitsin. 17 kişi de diyor ki ya ben aslında gitmesi yönünde irade beyan edeceğim ama yani çok büyük baskı var. O yüzden lanet olsun boş oy atıyorum, geçersiz oy atıyorum anlamı çıkıyor. Yani evet. Aslında Egemen Bağış 255'ten daha fazla 262 oyla aslında Yüce Divan'a sevk edilmiş görünüyor bu tabloya göre. O yüzden böyle bir tablo çıkıyor. Bakın Erdoğan Bayraktar aynı şeyi söylemiyor. O 288 ile paçayı kurtarmış olabilir. Tırnak içinde paçayı kurtarmış olabilir. Ama kamu vicdanında ve hukuk önünde, adalet önünde asla aklanmış değillerdir. Ama yine de Erdoğan Bayraktar 288 oy alarak en azından Yüce Divan'a gitmemeyi garantilemiş görünüyor. Evet. O yüzden bu diğerleri 276'yı bulamadıkları için bu oylamaların tekrar edilmesi gerekir. Ya 276 kabul ya 276 red oyu bulunana kadar Yüce Divan'a gidip gitmeme işlemi oylanmalıdır. Aksi takdirde Yüce Meclis'in iradesi tam olarak yansıtılmamış olur. Yani o yüzden biz oylamaların zaman, tekrar edilmesini evet, istiyoruz. Evet. Yani çekimserleri de katarsak aslında fire oldukça fazla o konuya gelelim. Yani bu fire siz önemsiyor musunuz? Gelelim olur. Yani çekimser ne demek? Ben karar veremiyorum demek. Emin değilim demek. Emin değilsen gönder Yüce Divan'a. Öyle değil mi? Evet. Yani eminim ben bu adam bu işe bulaşmamış diyen 255 kişi var. Eminim ben bu işe bulaşmış diyen 245 kişi var. Aradaki fark 10. Peki 17 kişi de diyor ki ya ben
emin değilim gerçekten bu işe bulaştı mı bulaşmadı mı. Bu ne demek? Emin değilsen o zaman Yüce Divan'a gönderip bu insanların orada yargılanmasını ve mümkünse aklanmasını sağlamak gerekir. İşte bu ruhu halkımızdan kaçırmaya çalışıyorlar. Hayır, ruh budur. Halkımızdan hiç kimse bunu kaçıramaz. Burada bu bakanların, bu üç bakanın, Zafer Çağlayan, Muammer Güler ve Egemen Bağış'ın Yüce Divan'a gitmemesi için salt çoğunluk bulunamamıştır. Evet. Bunu da kimse örtbas edemez. Burada sadece aklama değil, saklama olmuştur. Üzerine örtmeye çalışmışlardır ama asla bir örtünme söz konusu olmayacak. Peki, şimdi gelelim firelere. Fire ne anlama geliyor? Onu da bir özetleyebilir misiniz Sayın Hatice? Şimdi bakın, firenin iki fire konusunda iki yorum yapacağım. Bir tanesi bir AKP'li milletvekilinin söylediği cümle. Diyor ki, efendim 48 saat içinde bu kişilerin kimler olduğu zaten bulunur, hatta teyit edilir. Bunun çok çeşitli yol ve yöntemleri vardır diyor. Şimdi bunun anlamı nedir? Kim diyebilir ki milletvekili, AKP'li milletvekilleri üzerinde baskı yoktur? Burada bu lafı söyleyen milletvekili AKP'nin iç yapısını çok iyi biliyor. Bugüne kadar yapılan bütün oylamalarda bu ruh hakim olduğu için, yani kimin ne yapacağının bilineceği, anlaşılacağı bilindiği için milletvekilleri hep korkar.